Haftalık analiz, haftalık analiz, haftalık analiz, haftalık analiz. Hello's, hello sevgili dostlarım, ne haber, nasılsınız? Bir yeni haftalık analiz videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Öncelikle bu videonun gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan tüm katıl üyelerimize buradan kucak dolusu sevgiler efendim. Şimdi bu hafta neleri inceleyeceğiz? Bir patch notlarımız var. Yeni bir dengeleme geldi. Büyük de bir dengeleme. Bununla ilgili notlarımıza bakacağız. Sonrasında da meta değişti mi? Ne oldu? Dengeleme sonrası ne değişiklikler var gibi efendim kontrollerimizi yapacağız. O zaman siz de abone ol butonuna bastıktan sonra önce bir basın o abone ola falan. Tamam. Sonra beğene falan basın. Sonra da arkanıza yaslanıp videonun tadını çıkarın sevgili dostlarım. Haydi patch notlarla başlayalım. Evet, öncelikle şu developerların yorumundan bahsedelim. Diyor ki standart meta oyunu birçok varyantlı desteğe sahip. Bu da aslında yani çok çeşitliliğe sahip. Bu da bunun dengeli olduğunu gösteriyor. Fakat yine de birkaç tane kartı oyunundan da böyle yani birkaç tane kartı daha sağlıklı yönetecek şekilde düzenlemek istiyoruz diyorlar efendim. Title Pupil birazcık güçlü diyor. Biz bunu as allowing deck to copy cards, bu çok kilit kartları çok defa kopyalayabilmeyi ve bir oyunda böyle birden fazla oynayabilmeyi sağlıyor. Bizim yani bu dengelemeyle umudumuz diyor. Kartı silmek değil metadan ama böyle bir tık daha yavaşlatmak istiyoruz. Daha az efektif olmasını sağlamak istiyoruz diyorlar. O yüzden Tidepool'a da zaten 1 manadan 2 manaya çıkarıyorlar. 2-1'den de 2-2'ye çıkartıyorlar body'sini. Yani mantıklı bir dengeleme bence. Çok fazla durdurmayacaktır. Bu kart hala kullanılmaya devam eder ama şu durumda Sonya ile kombolanması yalan oluyor. Bence bunun önünü kesmişler. Bu iyi olmuş. Roglar için üzücü tabii ama. Ve Doomkin diyor bu istatistik olarak böyle aman aman broken değil. Fakat diyor yine de birazcık insanlara hayal kırıklığına uğratıyor. Hoş karşılanma durumu azalmış bu kartın. O yüzden bir tık yavaşlatmak istiyoruz diyorlar. Doomkin'i de 6 manadan 7 manaya yükseltmişler. Yani bu arada bu bunun oynanırlığını biraz durdurur. Çünkü zaten artık 7-8-9 manadan sonra birazcık bunun kullanımı anlamsızlaşmaya başlıyor. Ya yani özellikle 9 manada attığın zaten bir işe yaramıyor falan. Hani bir tek 7 ve 8 manada oynadın gibi bir noktaya geliyor Doomkin. Yani zaten ya bilmiyorum 6 mana 3-4 bence bu kart için ideal noktaydı. 7 mana bence bunun oynanışını bayağı etkiler diye düşünüyorum. Şimdi bir de burada bir wild tarafı var. Wild tarafını gerçekten hiç bilmiyorum arkadaşlar. Bu kart 5'ten 6'ya çıkmış. Efendim Secret Passage 1 manadan 2 olmuş. Hiçbir fikrim yok. Wild oynayanlar yorumlara gelsin. Bu arkadaşı 4 manadan 2'ye indirmişler. Ama artık 1 mananın altına düşürmüyor gibi bir Sorcerer Apprentice için böyle bir şey gelmiş. Şimdi bu da diyor ki bir önceki değişiklikler yine de o istediğimiz birkaç klası yeterince hala rekabetçi konuma getiremedi gibisine bir şey diyor. Bu dengelemelerle birlikte onların biraz daha önceliklendirilebilmesini sağlamaya çalışıyoruz falan filan. Treasure Hunter Eudora, bu çok güzel haber roglar için. O yukarıdaki Sonyalı olan üzücü haberi dengeleyecek nitelikte. 6 manadan 5 manaya düşmüş. İnşallah daha çok görürüz. Çok keyifli bir legendir aslında. Belli ki developerlarda bu durum bunun fazla oynanmamasından mutsuz. Ben de daha yeni craftlamıştım bunu. Çok sevindim bu habere. Bunu artık oynarız bir iki destede daha. Maestra Mask Merchant. Yine Rock kartı, Warlock turisti. Warlock'u belli ki biraz oyuna sokmaya çalışıyorlar. 6'dan 5'e düşmüş. Discover a Hero Card from the Past. Güzel. 5 mana 6-5. Fena değil. Oynanır. Metal dedektörünü de dün güncellemişler. Yani direkt Rogue'a odaklı bir şeyler yapmışlar. After your hero attacks and kills a minion, get a coin. Wishing Well bana sürekli hep abi oyna, abi oyna, abi oyna diyorsunuz. Hiç daha fırsatım olmadı. Böyle çok ilgimi çekmeyen bir deste olduğu için ama belki bu kez deneriz. Bu karta gelen dengeleme ile birlikte eski versiyonu 2-2'miş. 3-2 yapmışlar. En azından artık daha iyi bir hasara sahip bir kart olacak. Böylelikle hani minion, daha 3 body'li minionları da indirebileceği için coin kazanma ihtimali artmış olmuş. Furious Falls. Choose an enemy. Summon a 2-3-1. Bu zaten oynanmıyordu. Nasıl oynandığında ne işe yaradığına bile çok emin değilim. 3-2 değil de artık 3-3'lük bir minion çıkartıyor. Belki böyle kontrolümsü bir Highlander'ımsı, kontrolümsü bir Hunter doğabilirse iş yapar. Bakın roglar zaten oyun dışıydı.
Hunter'lar meta dışıydı. Hunter'lara da yönelik bir şeyler gelmiş. Mr. Egg'in güncellenmesi. Bayılırım ben zaten. Hala biliyorsunuz bir ara bir yine haftalık analizin birinde de iddia etmiştim. Sonra gelmedi o Highlander Hunter fakat denemedik. Belki bir Hunter deneriz tekrar. Güzel olabilir bu. Bunu 4 manaya düşürmüşler ama eskiden 5 cost düşürüyordu. Bence güzeldi. Şimdi artık 4 cost düşürüyor olmuş. Biraz nerf gibi de ama buff gibi de bakalım. Dengeleme. Fetch eskiden 2 manaymış, 1 manaya düşmüş. Draw a minion, it's a beast, draw a spell. Bu fena değil, güzel böyle bir beastli spell token tarzı bir şey de belki çalışabilir, bilemiyorum. Rai Cleaver, yahu kardeşim bunu oyuna sokamayacaksınız artık, anlamıyor musunuz? Ne yaparsanız yapın abi ya, düşürdükçe düşürler. 4 mana sandviç, new 3 mana sandviç, minion sandviç. Summon the minion stuff in the sandwich. Yani bilmiyorum arkadaşlar, bunu bir işe yarayacağını sanmıyorum hala. Food fight. Yok abi bu da hala bir işe yaramaz. Yani bunlarla uğraşmayın ya. Bu kartları oyuna sokamayacaksınız. Boomwrench. Boomwrench'in güncellenmesi benim MechWarrior'ı biliyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Onu biraz daha oynanır kılabilir. Bu beni sevindirdi. Bunu bir deneyebiliriz. Tekrar Watercolor Artist. 4 mana 4-4'ten 3 mana 3-3 olmuş. Draw a frost spell at the start of your turns. Reduce its cost by 1. Yani bilemiyorum Altan. Mainler yorum yapsın buna çok fazla. Yani zannetmiyorum ki bu güncelleme bunu ah tamam şimdi oynanır oldu falan gibi bir hale getirsin. Rayla Sand Sculptor 2-5'ten 2-6 olmuş. After you cast a spell summon a random 2 cost minion and give it to one shadow. Yani okey bilmiyorum. Yine yani bunlar ne kadar etki eder, bunları biz oyunda görür müyüz? Çok emin olamadığım güncellemeler. Marunt Archmage 3-3'ten 3-4 olmuş. Your first spell each turn cost. Yani okey tabi bunların biraz daha board'da hayatta kalabilmelerini yani sağlamışlar. Ki belki hayatta kalırsa daha da işlevsel olur diye sanırım. Ki mesela 3 body'lik bir kartı 4 body'ye çıkarmak gerçekten güzel. Çünkü çok fazla 3 vuran spell var. Death Knight'larda olsun, birçok kartta olsun. Yani 3-4 yapmak aslında önemli bir range'den çıkartıyor sizi. Bence o faydalı olmuş ama yani işte yine de oyuna sokmaya yeter mi bu kartı göreceğiz. Mana Storm kardeşimiz 10 manadan 9 mana yemiş. Bunun ne gibi etkisi olur bilmiyorum. Şey gibi bir etkisi olabilir belki. Ne gibi bir etkisi olabilir? Bilemedim ya yine. Mage oynamadığım için çok da kafamda da bir şey kuramıyorum ha. Gigi 4-3 Let Rattle get 3 random first edition Demon Hunters. Bunun new'ı bayağı OP gibi. Battlecry, Outcast and Death Rattle olmuş. Eskiden sadece Death Rattle'ı vardı. Şimdi Battlecry artı Outcast gelmiş. Bayağı iyi olmuş yani. Rogue'un şu Drillis'ine benzer olmuş. Drillis'in nasıl hem Quick Draw hem Battlecry hem Death Rattle'ı vardı. Bu da cigi kardeşte Battlecry artı Outcast ve Death Rattle'la kart veriyor. Ve 4-4-4 yani çok temiz olmuş. Yani şu anda artık bu cigi'yi görebiliriz daha fazla diye düşünüyorum. Yani birçok da Battleground update var. Ben bunlarla ilgili çok bir yorum yapmıyorum. Çünkü zaten oynamıyorum fazla Battleground. Ve yani buna yetişemeyiz zaten. O kadar fazla bir şeyler oluyor ki baksanıza. Bir takım Battleground'da da dengelemeler olmuş. Bug fixler neymiş? Hearthstone. Fixed a bug where minions and giants didn't work after the card went backwards into the zone. Bu elimize tekrar aldığımızda çalışmayan herhalde minyatür ve Gigantify efektlerinden düzeltmişler. İşte Rogue'un kartı var ya, tekrar eline al vesaire gibi, herhalde onları kullandığımızda tekrar çalışmıyormuş herhalde diye düşünüyorum. O tarz kartlarla tekrar elinize dönünce böyle bir bug varmış, onu düzeltmişler. Diğerleri de Battleground'a ait dengelemeler. Gelelim metada bu etkileri görüyor muyuz bakalım. Geçen haftadan bu haftaya, hatta son 1-2 güne güncelleme sonrasında bir değişiklik var mı? Ben son 2-3 gündür oyunu oynayamıyorum. O yüzden benim kendi bir tespitim olmadı henüz. Ama bakalım metada bir değişiklik var mı? Paladin, Şaman yine başta. Burada bu tabloda bir değişiklik görmüyoruz. Şöyle trend desteleriyle güne başlayalım. Son 48 saat içerisindeki popülerite kazanan desteler. Bir kere Pirate Demon Hunter daha fazla oynanmaya başlanmış. 1200'e çıkmış oynanışı. Flute Paladin 2600 oynanışta yine popülerliği artan destelerde. Weapon Rock yine popülerliği artan ama maalesef win rate'i popülerliği kadar iyi gitmeyen bir
kardeşimiz olmuş. Ve Elemental Şaman'la Pain Warlock'ta yine yüksek sayıda oynanan desteler arasında görüyoruz. Bunların arasında win rate'i en yüksek olan Flood Paladin ve Pain Warlock olmuş. Peşi sırada Elemental Şaman geliyor ve Pirate Demon Hunter'ı görüyoruz. Yine Elemental Mage gayet iyi durumda hala. Oyuna yeni başlayanlar buraya yapışın, bunu bırakmayın. Legend'a kadar gidersiniz. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Trend destelerde aman aman yeni bir şey görmedim. Breakfast Hunter gelmiş. Demelen yine şeyle birlikte, Egg'le, Mr. Egg'in güncellemesiyle birlikte, ama kötü de bir win rate yok bu arada. 158 win rate gayet iyi, denenebilir. Başka da yeni bir şeyimiz yok. Evet, son güncelleme sonrası, yani son dengeleme yaması sonrası meta durumumuzda Diamond'dan Legend'da bu şekilde Pain Warlock win rate'de başa oturmuş. Handbuff, Paladin ve Zarim'i Presti görüyoruz. Devamında da Evolve Shaman, Razzle Death Knight ve Pirate Shaman geliyor. Diamond'daki durum, Diamond'da direkt bakmayalım da Diamond 4'ten 1'e bakalım. Yine burada da Pain Warlock ve Zarim'i görüyoruz. Şu an efektif. Yani şu an aya başlarken ilk günden Legend olmak için bunlar spamlenebilir gibi duruyor. Win rate'i gayet yüksek desteler. Pain Warlock, Handbuff, Paladin, Zarim'i Prest. Legend'da durum nedir diye bakacak olursak, Legend'da da Pain Warlock, Handbuff, Paladin ve Zarim'i Prest hakimiyetini görüyoruz. Ve ama top 100'de de Razzle Death Knight, Rainbow Shaman, Heal Prest farklılık gösteriyor, ama onun dışında gerçekten bir farklılık yok. Pain Warlock, Handbuff, Paladin, Zarim'i resmen şu anda güncelleme sonrası metayı abuse etmiş ve işgal etmiş durumda dostlarım. Şöyle bir popülerlik durumuna bakalım. Peki ney daha çok oynanıyor? Son 3 günde hala Dragon Druid'in çok fazla oynandığını görüyoruz, ama win rate'i gördüğünüz gibi hani tier 1'lere gelmiş durumda değil. Pain Warlock az oynanmasının yanı sıra çok fazla, yani yüksek win rate'e sahip destelerden de Handbuff Paladin yine tier 1 desteler arasındaydı. O da yine de top 3'e girmiş bir deste değil. Yani şu en çok oynanan destelerin aslında win rate'inin o kadar yüksek olmadığını görüyoruz. Elemental Mage zaten dediğim gibi şaşırmıyoruz. Bu hani Diamond'dan sonra değil ama Diamond'da gelen yolculukta çok fazla oynanan bir deste. Incinity Warlock hala tertemiz. Incinity Warlock herhangi bir nerf'ten etkilenmemiş bir deste olduğu için bence daha çok oynanacağını görebiliriz. Pupil de mesela, Pupil'in nerflenmesi de Incinity Warlock'u o kadar olumsuz etkilemez mesela. O yüzden Incinity Warlock şu anda aslında güzel gözüküyor. Tier list'te görebiliyor muyduk? Tier list'te de aslında daha düşük bir yerde görüyoruz, ama şu anda fırsat olarak görebileceğimiz alanlar Zarim'i Prest gibi gözüküyor. Bu kadar az oynanıp aslında win rate'i yüksek destelerden. Pain Warlock yine aya iyi başlayacağınız destelerden olabilir. Yine Handbuff Paladin ve Incinity Warlock da deneyebilirsiniz bence. Yeni sezona başlarken bugün canlı yayında da gelin birlikte rushlayalım bakalım. Ben de bugün böyle ilk günden bir abanayım bakayım nereye kadar inebileceğiz, merak ediyorum. By class. Class'lara bakacak olursak, şöyle matchup'lara değil aynen, class'larda da class'ların en yüksek win rate desteleri Death Knight'da. Razzle Death Knight şu anda en lider konumda. Corpse Kill Death Knight'da fena durumda değil oynamak açısından, ama yani %55, yani bence şöyle %60'a yakın destelere birazcık daha bakmak lazım. Şu anda işte ya aslında metanın dengeli olması diyoruz ya, yani şu an developerlar da mesela bundan memnun belli ki. Burada hani metanın dengeli olması da böyle %60 win rate'de bir şey göremememizi sağlıyor. En yüksek win rate'li deste bile %54'lerde, 55'lerde, hatta en yüksek win rate'ler bu. %56-55 seviyelerinde bir win rate var aslında. Ya metanın gerçekten muazzam bir dengede olduğunu görüyoruz. Burada hani böyle gerçekten belki farklı keşfedebileceğimiz bir deste fark yaratabilir rakiplerle aranıza. Ama bakalım farklı ne çıkar. Yeni dengelemelerle böyle Hunter'dan bir sürpriz çıkarabilecek miyiz? Ya da işte Warrior'da MechWarrior'la bir sürpriz yaratabilecek miyiz? Bunları bir inceleriz birlikte yayında dostlarım. Evet, Death Knight'da dedik ki Razzle Death Knight'ımız var. Demon Hunter'da Pirate Demon Hunter hala iş yapıyor. Druid'de Dragon Druid en iyi destesi. Hunter'ın en iyi destesi ise Secret Hunter. Mage'de Elemental Mage. Paladin için Handbuff Paladin ve Flood Paladin lider. Prest'de Zarim'e Prest. Rogue için iyi bir deste yok. Ama bence belki hala gizli silah Rogue şu an artık iş yapmayabilir. Tide Pupil orada bayağı önemliydi.
Belki biraz zayıflamış olabilir o deste ama yine de iş yapabileceğini düşünüyorum. Bir tane çekemediğim bir Weapon Rogue'um vardı ama bu Weapon Rogue o Weapon Rogue mu değil bence ki. Gerçi olabilir de. Galiba o deste ya. Bizim oynadığımız deste bu ama. Valla bizim daha iyi bir win rate'imiz vardı bu desteyle, öyle söyleyeyim. Videosunu çekecektim bak, fırsat olmadı bir türlü. Shaman'da ise arkadaşlar, Evolve Shaman'la biliyorsunuz geçen sezon Legend olduk. Evolve Shaman ve gizli silah Rogue'la. Bence Evolve Shaman hala gayet iyi iş yapar diye düşünüyorum. Oynayabiliriz. Pirate Shaman aynı şekilde güçlü durumda. Warlock'ta da Incinity Warlock, Pain Warlock ve Warrior'da ise iyi bir deste yok. Warrior'ı salın şu anda. Arkadaşlar Warrior'ı niye dengeleme gelmedi? Bak hadi Rogue'u oyuna sokmaya çalıştınız. Hunter'ı oyuna sokmaya çalıştınız. Warrior için de bir şeyler yapın ya. Brandly metada Rogue bir süre, ay Warrior bayağı bir tadını çıkardı diye herhalde oyunun. Warrior'ı dışlıyorlar ya şu anda. Neyse tekrar Warrior'ımızın günleri gelir dostlarım. Sevgili dostlar, bu hafta haftalık analiz bu şekildeydi. Meta'nın en güçlü destelerini inceledik, popüler destelerini inceledik. Eylül ayına hangi destelerle daha güçlü başlayabileceğinizi inceledik. Bugün de canlı yayında, bugün pazar, video katılı üyeleri için bugün yayına girer ama geri kalan aboneler için de yarın yayında olur. Biz bugün pazar günü de canlı yayında desteleri deneyeceğim. Legend'a direkt rushlama odaklı başlarız. Bakalım ilk günden ne kadar ileriye gidebileceğiz? Hangi destelerle deneyeceğiz? Sizi de canlı yayınlara bekliyorum sevgili dostlarım. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni desteklemeyi unutmayın. Görüşürüz. Baş baş.